ama kanunun geneli için bir anayasaya aykırılık iddiasının ileri sürülmeyeceği anlamına gelmiyor. Şu andaki itiraz bu turizm teşvik kanunu ile ilgili tamamının genel olarak anayasaya aykırılığıdır. Ve bu konuda İbrahim Kaboğlu hocamız ifade etti. O maddeleri tekrar tekrar söylemeyeyim ama yani şunu söyleyeyim. Öncelikle 43, 45 ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı diye ifade ettiğimiz maddeyi unuttum. Evet, 56. madde asıl çevre hakkı kapsamında hakikaten çevre hakkını tamamen laveden, yok sayan bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Ve anayasaya aykırılık iddiasının aslında komisyon aşamasında kabul edilmesi gerekiyordu. Ama genel kurula geldi ve buradaki mantık şu, yani yasayı uzun uzun anlatıp ne sizi ne bizi izleyen halkı daha fazla yasayla şey yapmayayım, anlatmayayım. Ben işin mealini söyleyeyim. İktidar partisi ve ortağı şunu söylüyor. Diyor ki benim kanun yapma çoğunluğum var. Komisyonda da salt çoğunluğum var. Ben anayasayı dikkate almadan kanun teklifini getiririm. Siz itiraz edersiniz, ben kabul ederim. Getiririm genel kurula, siz yine itiraz edersiniz, ben yine kabul ederim. Çünkü benim ölçüm anayasa değil. Ben anayasayı zaten kaldırdım diyor. Artık bu ülke anayasasız diyor. Tek bir anayasa var. O da Cumhurbaşkanı'nın sözleri, onun verdiği